Yanınızda nehirle köprü var. Ya siz bizim tarafa geçin, ya da biz sizin tarafınıza. Diyor ki, ya siz bizim tarafımıza geçin, ya da biz sizin tarafınıza. O zaman tamam, onların tarafına geçelim. Bizden cesur olamazlar. Onların tarafına geçelim. Allah için bir daha düşün, Ebu Ubeyd. Ey Halid, bunlar kurnaz ve hilekardır. Saflarımızı düzenlememizi bekleyeceklerini sanmam. Bizi hazırlıksız yakalayacaklardır. Neyiniz var? Korkuyor musunuz? Eğer karşıya geçmezsek korktuğumuzu düşünürler. Moralleri yerine gelir ki bu da zaferin yarısıdır. Ben kararımı verdim. Dinleyin ve itaat edin. Safları sıklaştırın! Safları sıklaştırın! Safları sıklaştırın! Safları sıklaştırın! Allah'ım, korkmayın! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Biz burada kalıp önünüzü ve arkanızı koruyacağız. Köprüyü düzenli bir şekilde geçin. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Thank you.
Evet. Köprüde zafer kazandık ama 6000 askerimiz öldükten sonra. Tam 6000 askerimiz öldü. Hem de Müslümanları köprünün yanındaki dar bir yere sıkıştırmamıza rağmen. Ordumuzun tarafına geçmeyi seçmeselerdi de açık arazide savaşsaydık kim bilir neler olurdu. Ondan sonra olanlara ne demeli? Neden Behman ordunun büyük bir kısmıyla Medayen'e geri döndü? Oysa Müslümanların peşine düşüp hazır sayıları ve moralleri azalmışken onların kökünü kazıyabilirdi. Fakat o arkalarından Caban ve Merdan Şah'la birlikte ordunun bir kısmını peşlerinden gönderdi. Sayıları zafer kazanamayacak kadar azdı. Bu yüzden pek bir şey yapamadılar. Ve netice de ortada. Bu yenilgi elde ettiğimiz zaferi sildi. En iyi komutanlarımızı da kaybettik. Caban'ı ve Merdan Şah'ı. Bunun tek nedeni de komutan Behman'ın ordunun çoğunluğuyla geri dönmesi ve elimize gelen fırsatı kaçırmasıdır. Köprü savaşından sonra sağ kalan Müslümanların gönderdiğim birliklere karşı çok zayıf kalacaklarını sanmıştım. Ama şimdi bu görüşünde yanıldığın ortada. Neden asıl gerçeği söylemiyorsun komutan? Neden başvezir ve başkomutan Rüstem'in sana geri dönmeni emreden bir yazı gönderdiğini söylemiyorsun? Bazı prens ve komutanların entrikaları olmasaydı bunu yapmazdım. Benim görevim iki cephede aynı anda savaşmaktır. Oradaki Müslümanlara karşı ve buradaki kralın düşmanlarına karşı. O bahsettiğin prens ve komutanlar kimler acaba? Neden adlarını söylemiyorsun ki onları tutuklayıp öldürelim? Yoksa sen beni mi kastediyorsun? Prenses hazretlerine benden daha sadık değilsin. İhanetim konusunda bir kanıtın varsa hemen söyle. Ben de prensesin hükmü karşısında boynumu eğeyim. Bu düşmanlık yetti artık. Bu şekilde krallığımızı yok etmek üzeresiniz. Oysa ikinize de güvenmiştim ben. Şunu bilin ki, aksi için çok uğraşırsanız da ikinize de aynı mesafedeyim. Eğer buna bir son veremezseniz, bu tahttan feragat ederim, sonra da ne olacaksa olur. Perslerin ebediyen yok olmasının bana mal edilmesini istemem. Mescide bu kıyafetle mi gidiyorsun Ömer? Beni örtüp sıcak ve soğuktan koruması yetmez mi? Ayrıca Beytülmal'dan yalnızca iki kıyafet alma hakkım var. İkincisi de bunun gibi. İsteseydin üçüncüsü için helallik alabilirdin. Vallahi bunu yapmam. Fakat ya sen? Namazı evde kılsan olmaz mı? Ne düşündüğümü biliyorsun. Cemaatle kılmanın faziletinden ve vereceğin vaazdan mahrum mu kalayım yani? Madem öyle, gündüz namazlarına gel. Ama sabah ve yatsı namazları olmaz. Yoksa bana yasak mı koyuyorsun? Ömer, Resulullah'ın onayladığı bir şeyi asla yasaklamaz. Demişti ki, Allah'ın kadın kullarına mescidi yasaklamayın. Önce sen mi gidersin yoksa ben mi gideyim? İnsanların imamdan önce mescide gitmeleri daha doğrudur. Müminlerin emiri. İnsanlar mehirlerini arttırdıklarından beri evlenemiyoruz. Onları uyaramaz mısın? Ey insanlar! Bazılarınız mehir bedellerinin artmasından şikayetçi. Gençler bu konuda sıkıntı çekiyormuş. Ve evlenmeleri zor hale gelmiş. Kadınların mehir paralarını 400 dirhemden fazla artırmayın. Bunu soylulardan bile olsanız yapmayın. Kim artırırsa, fazlasını Beytülmal için ondan alırım. Bunu yapamazsın müminlerin emiri. Neden yapamam? Çünkü Allahü Teala şöyle buyurur. Bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, diğerine yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira edip günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız? Evet, doğru. Evet, doğru. Haklı.
Çok haklı. Evet. Haklı. Bu ayete rağmen belirlediğin miktardan fazlasını Beytülmal için bizden almakla nasıl tehdit edersin? Doğru. Haklısın. Doğru. Haklı. Evet. Kadın doğru söyledi. Ömer hata yaptı. Allah'ım beni affetsin. Bütün insanlar Ömer'den anlayışlıdır. Doğru. Ey insanlar. Doğru Ömer. Ey insanlar. Evet. Sözümü geri alıyorum. Kim malından istediği miktarı bir başkasına vermek isterse verebilir. Ama her kim gençlerin yükünü hafifletmek isterse Allah da yükünü hafifletsin. Haklısın ya. Evet öyle. Haklısın ama. Doğru. Evet. İşte Abdullah bin Zeyd. Ebu Ubeyd'in Irak'taki arkadaşlarından biri. Ne haber getirdin Abdullah? Haberi sizlere namazdan sonra veririm inşallah ey halife. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Ebu Ubeyde rahmet eylesin. Perslerin çokluğunu, kendi ordusunun azlığını gördüğünde gelseydi, ona katılmaları için destek verirdim. Müsenna'nınsa, Allah mükafatını versin inşallah. Vallahi bütün iyi vasıfları hak ediyor. Adı unutulacak bir adam değildir. Ne soyu meçhuldü, ne de zelil insanlardan biriydi. Evet, öyle. Evet, öyle. Evet, öyle. Desteğiniz kendisine ulaşmadan Irak'ta cihad etti. Sonra da Halid'in bayrağı altında savaşmaya razı oldu. Sonra da Ebu Ubeyd'in bayrağı altında. Evet, evet, doğru. Doğru. Bir gün bile komutanlık talebinde bulunmadı. Oysa Perslere karşı cihada ilk koşan oydu. Vallahi bizden yardım istiyorken onu yüzüstü bırakamayız. Doğru. Haklısın Ömer. Ona gerekirse destek üstüne destek, ordu üstüne ordu göndereceğim. Gerekirse kendim gideceğim. Onunla birlikte savaşacağım. Doğru. Ömer haklısın. Evet. Cihat çağrısı için her bölgedeki Arap kabilelerine adam gönderin. Ülkeyi 10 yıl yönetmem konusunda anlaşmıştık. Sonra Kisra Pervez soyundan gelen birini arayacaktık. En azından böyle sanıyordum. Ama duyduğuma göre hayatta kalanlar arasında Kisra Pervez'in Yezdigert adında bir torunu varmış. Bunu yeni öğrendim. Kardeşi Şirevehin kurbanlarından olan Şehriyar'ın oğlu. Ancak annesi onu kaçırıp İstihar'daki dayılarından saklamayı başarmış. Sasani ve Kisra soyundan yaşayan son erkek kendidir. 10 yıl beklememeye karar verdim. Çok iyi anladım ki bu komutanları ve yönetmeye çalıştığım bu halkı Kisra soyundan gelen bir erkek dışında kimse birleştiremez. Benim gibi bir kadınsa asla bunu başaramaz. Eğer Kisra tahtına asıl sahibi oturursa, insanlar emri altında birlik olur. Bu komutanların da tahta çıkma umudu kalmaz. Ve asıl görevlerine dönerler. Savaşmaya. Sadece savaşı düşünürler. Denedim. Amacım Perslerin kaderini değiştirmekti. Krallarının mirasını. Ancak işte burada elimden geldiğince idare ettim. Hem de bütün dünya hazineleri ve kaynaklarına karşı.
Perslerin tam 1000 yıl geçmişe uzanan şanlı mirası ellerimin altındaydı. Ve orada, uzaktaki Müslümanların memleketinde, fakir çöl topraklarında, çadırlarda ve kerpiç evlerde, o yoksul insan topluluğunu, halife dedikleri büyük emirleri, oturduğu yerden idare ediyor. Beni yenmiş olduğunu kabul etmeliyim. Tahttan çekilmeyi hak ettim. Unutulmayı hak ettim. Beni yenen o adamı gözlerimle görüp kim olduğunu bilmek isterdim. Askerlerim onunla birlikte yendi? Yoksa o mu askerleriyle birlikte yendi? Ya da ikisi birden mi? Bunu bilmeyi gerçekten isterdim. Hey çocuk, beni de taşır mısın? Müminlerin emiri, buyur bin müminlerin emiri, hadi. Hayır, sen bin, ben de arkana bineyim. İnsanlar beni önde, seni de arkamda görmesinler müminlerin emiri. Rahat yere benim, sert yere de kendin oturmak mı istersin? Hadi sözümü dinle. İndir beni. Şimdi gidebilirsin. İşini bitirene kadar bekleyip seni geri götürebilirim. Allah senden razı olsun. Allah işini rast getirsin. Annen seni doğurduğundan beri en hayırlı günün. Keşke bilebilseydin. O müminlerin emiridir. Müminlerin emiri. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bu otluğa ve sadaka develerine bakmaya geldim. Neler yapıyorsunuz? Emrettiğin gibi müminlerin emiri. Hiçbir deve sahibine bu otlağı yasaklamadım. Ve ayrım yapmıyorsun değil mi? Otlatma ve sulamada herkes eşit efendim. Doğru olan budur. Burası tüm Müslümanların malıdır. Hem sadaka develerine hem insanların develerine yetiyor evet, mu? Evet, şimdilik. Sulama sırasını bir düzene koymamız gerekiyor. Öte yandan, sadaka develeriyle insanların devesi artarsa, bu otlak küçük gelebilir. O topraklar kimin? Bilal bin Haris'in toprağı. Resulullah ona tahsis etmişti. Ama oraya ekin ya da hurma ekilmemiş. Geniş bir arazi. Bilal bir kısmını ekti, bir kısmını da bıraktı. Hepsini ekmesi kolay değil. Onu bul ve bana gönder. Müminlerin emiri. Ya müminlerin emiri. Vallahi müminlerin emiri. Elimdekileri rüzgar düşürdü. Ne kopardım ne de taşla düşürdüm. Vallahi. Yalan söylemiyorsun. Adın ne? Sinan bin Seleme el-Huzeyli. Ey müminlerin emiri. Çocuklar gelip elimdekileri alırlar. Bir şey yapamam. Vallahi. Hayır. Gel benimle, seni evine bırakayım. Bu hurmaları ne yapacaksın? Kendim, annem ve kardeşim arasında paylaştırıyorum. Adil bir şekilde mi? Adil şekilde. Vallahi adil şekilde. Tek tek sayıyorum. Vallahi. Çok fazla yemin ettiğini düşünmüyor musun? Yemin sayılmaz müminlerin emiri. Allah bunun hesabını sormaz.
Bunu sana kim öğretti? Annem. Annem namazı hep mescitte kılar ve bana Kur'an'ı ezberletir. Ne hayırlı bir anne. Ona iyi davranıp itaat etmen gerek. Ama yine de dilini yemin etmeye alıştırma. Günah işlemediğin halde seni günaha sokabilir. Alıştırmam müminlerin emiri. Bu aramızda bir söz mü? Evet, söz. Vallahi. Unuttum, unuttum. Vallahi unuttum. Babandan hiç söz etmedin. Babam Irak ordusunda. Gerçekten mi? Müminlerin emiri bütün halkını nasıl hatırlasın? Benim payımdan müminlerin emiri. Kendi payından mı veriyorsun? Sadece bir tane. Bu bir Sıdkı evinin bereketidir ki bu evde bir mücahit, hayırlı bir eş ve mübarek bir çocuk var inşallah. Annene bir seslen. Onunla konuşmak istiyorum. Hemen. Anne! Anne! Müminlerin emiri. Yanlış bir şey mi yaptı? Aksine, ona iyi bir terbiye vermişsin. Eşinin uzakta olduğunu öğrendim. Ne durumdasın? Bir şeye ihtiyacın var mı? Hamdolsun müminlerin emiri. Allah'ın lütfuyla paylaştırdıklarınızdan rızkımız geliyor müminlerin emiri. Kendimi muhtaç çocukların babası yaptım ey Allah'ın kulu. Mücahit eşleri kocalarının yokluğunda alışverişte kandırılsın istemem. Bir şey almak isteyen olursa oğul veya kızlarından istediklerini benimle gönderebilirler. İhtiyaçlarını onlar için ben satın alacağım. Senin bir ihtiyacın var mı? Esselamu aleyküm ey müminlerin emiri. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Pazar ehlinden memnun musun? Şifa binti Abdullah pazarı denetlerken ve Halife Ömer bin Hattab varken kim sahtekarlık yapmaya cüret edebilir ki? Kocaları uzakta olan kadınların muhtaç çocuklarını her zamanki gibi yanında görüyorum. Çocukları aramızda paylaşalım mı? Bazılarıyla ben ilgileneyim, bazılarıyla da sen. İkimiz de ihtiyaçlarını karşılarız. Sen de zaman kaybetmemiş olursun. Şifa ile kim gitmek ister? Kim benimle kalır? Ben de emiri. Bakın hele, pazarın sorumlusu olan Şifa ile gitmeyi istemiyorsunuz öyle mi? Sen o Ömer'sin ki insanlar daima senin sertliğin ve heybetinden bahseder. İstersen kabalığımı da ilave edebilirsin. Ben bunu söylemedim. Sen söylüyorsun. Ben buna inanmıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Beni istemişsin ey müminlerin emiri. Otur ya Bilal, otur. Resulullah'tan istediğin ve onun da sana tahsis ettiği şu toprak hakkında konuşmak istiyorum. Evet. O toprağın hepsini ekebildiğini sanmıyorum. Evet, çok uzun ve geniş bir arazi. Öyleyse gücünün yettiği kadarını ekip elinde tut. Ekemediğini ve gücünün yetemediğini de bize ver ki Müslümanlar arasında pay edelim. Vallahi yapamam, onu bana Resulullah vermişti. Çok iyi biliyorsun ki Resulullah istenildiğinde geri çevirmezdi. Sana onu ekmen için ve hasat sonrası başkalarına dağıtman için verdi. Sadakası da fakir Müslümanlara gitsin diye. Vermesindeki amaç buydu. Toprağın hepsini ekmekte aciz kalırsan bu amaç yerine gelmez. Ne sana bir faydası olur ne de diğer insanlara. Bununla haksızlık yapıyorsan beni düzeltin. Hayır, vallahi zulmet. Vallahi haksızlık yapıyorsun ya. Bu konuda kararlıyım. Dediğimi yapacaksın. Bu iş bitmiştir. Şam.
Bazılarımız hala Kayser'in bir ordu gönderip bu kuşatmayı çözmesini mi bekliyor? Evlerdeki ve pazardaki erzak bitmek üzere. Fistas ve arkadaşları hazinelerini doldurdu. Kendileri tok yeterlerken bizi ne yapsınlar? Bu kuşatma ne kadar sürecek? Yoksa o Müslümanların zorla içeri girip bize savaş hukuku uygulamalarını mı bekliyoruz? Eğer sonuç kaçınılmazsa kendimiz, ailemiz ve mal güvenliğimiz için onlarla anlaşmamız daha doğru değil mi? Benim korkum Rumları yenerlerse halkın gönüllü olarak onların dinlerine girmesidir. Hatta başladılar bile. Bir insanın zorlama olmadan kendi dinini seçmesinde ne kötülük var? Müslüman Araplara karşı Rumlarla işbirliği yaptığımızda Rumların zulmünü kabul edip Müslümanların adaletini reddetmiş oluruz. Ve bu insanların gönüllü olarak onların dinine girmelerini engellemek içinse asıl zorlama budur. Peki senin seçtiğin ne? Evet. Kuşatmadan önce Allah'ın diniyle tanıştım. Ben de Müslüman olmuştum. Bu yüzden beni dışlayacaksanız İstediğinizi yapabilirsiniz. Aileme yaptığım nasihati size de yapmak istedim. Hadi! Yürün! Devam edin! Dedim. Hadi! Hadi! Sallanmayın! Hadi devam edin! Hadi! Hadi devam edin! Devam edin! Hadi! Hadi! Devam edin! Devam et! Bırakın beni! Yol açın! Bırakın beni! Hadi! Bırakın beni! Devam et hadi! Nereye götürüyor? Bırakın beni! Bırakın! Ben bir şey yapmadım. Bırakın beni! Pis hainler! Hadi! Bırakın beni! Bu ikisinin düşmanla işbirliği yaptığı kanıtlandı. Cezalandırılmayı hak ettiler. Sahi mi? Öyle mi? Pis hainler! Bu ikisi casusluk yapıyordu. Cezaları da ancak ölüm olmalıdır. Evet, evet, ölüm cezası. Ölüm cezası. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resuluhu. Baksana, suçların neymiş? Söylesene, ne yapmışlar? Evet, suçları ne? Evet, suçları. Söyleyin hadi. Evet, söyleyin hadi. Ne suç işlemiş bunlar? Söyleyin. Durun, ikisini de bırakın. Onlar bizdendi. Bırakın onları. Ne suç işlemişler? Günahları ne? Ve aleyküm selam. Ey müminlerin emiri, senden bir isteğim var. Ben de senin halkındanım. Allah seni nasıl başkalarına halife kıldıysa bana da kılmıştır. İhtiyacın nedir? Borçlandım ama geri ödeyemiyorum. Borç sahibi de baskı yapıyor. Borcun ne kadar? 100 dirhem. O parayla kızımın çeyizini yapmıştım. İhtiyacın giderilecektir inşallah. Fakat insanlar İslam'a girerken seni engelleyen nedir? Ben yaşlı bir kadınım. Yaşayacak çok fazla ömrüm kalmadı. Nasıl istersen. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Estağfurullah. Estağfurullah. Sen ne yaptın ya Ömer? Neden mağfiret diliyorsun müminlerin emiri? Yaşlı Hristiyan bir kadının bir isteği vardı. İhtiyacını söyledi ve ben de giderdim. Ama onu İslam'a davet ettim. Ama onu buna zorlamadın, öyle değil mi? Çaresiz olduğu için kabul etmesinden korktum. Bu senin niyetine bağlıdır müminlerin emiri. Ameller niyetlere göredir. Doğru yolu göstermeye çalıştım Allah'ım. Onu zorlamadım. Doğru yolu göstermeye çalıştım. Onu zorlamadım. Yine de içimde bir sıkıntı var. Allah beni affetsin.
İstihar. Çekil. Çekilsene be adam. Bu kadın neden beni güzelliğinden mahrum eder? Beni sohbetine layık görmez mi? Gün güzel ve sakin. Bahçeler çiçeklerle dolu. Biraz eğlenceden başka ne isteyebiliriz ki? Razı olursan güzel vakit geçiririz. Bu güzel kız sohbetimden pişman olmaz. Bizde gerçekten kulakları ve kalpleri eğlendiren güzel, eğlenceli ve zarif hikayeler var. Vazgeçmeyecek misin genç adam? Kuşlar uçmaktan vazgeçmeden, nehirler akmaktan, arılar çiçeklere konmaktan, o sürmeli kirpikler bu zavallı aşığın kalbine oklarını fırlatmaktan vazgeçmeden olmaz. Halimi gördüğün halde merhamet yok mu? Yoksa bu genç ve gözü pek yezdigerdin şiddetli aşk, tutku ve hicrandan ölmesini mi istersin? Güzellerin kalpsiz olduğu doğru mu? Sanırım başına bir bela gelmedikçe çekilmeyeceksin. Bela mı? Bunu kim yapabilir? Sen mi? Lütfen belayı getir bana. Hayır, bu ikisi. Bunlar da kim? Bunlar kim? Emredin hanımefendi. Ona ne yapalım? Sadece yolumuzdan uzaklaştırın. Ama zarar vermeyin. Tamam, tamam. Kendim giderim. Ancak sizin sakal ve bıyıklarınız nerede? Evet, hadımsınız. O yüzden genç bir adamın aşkını idrak edemiyorsunuz. Ama senin terbiyesizliğinden nasıl öleceğini idrak edebiliyorum. Durun! Kim majesteleri kralımıza elini sürerse cezasını çeker. Majesteleri kral mı? Majesteleri Kral Yezdigert bin Şehriyar bin Kisra Pervez. Şunu görüyor musun? Sanki burada konaklayan bir yolcu gibiler.
Hadi gidip bir durumlarına bakalım. Esselamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Yaklaşabilir miyiz? Ya hayırla yaklaş ya da uzaklaş. Bu çocuklar neden böyle ağlıyor? Karınları aç. Bu tencerede pişen nedir? Su. Uyuyana kadar böyle avutuyorum. Elbette Allah Ömer'den bunun hesabını soracak. Ey kadın! Allah sana rahmet etsin. Ömer bunu nereden bilsin? Ömer halife seçildi ama bizi unuttu. İçin rahat olsun ey Allah'ın kulu. Bekle, sana bir şeyler getireceğim. Sırtıma koy. Ben taşırım. Kıyamet günü günahımı sen mi taşıyacaksın? Bırak itim kalasıca. Sen dök, ben de karıştırayım. Hayır, böyle değil. Sen azar azar dök, ben de karıştırayım. Böylece aynı kıvamda karışmış olur. Büyük ya da küçük topaklar olmaz. Harire işte böyle yapılır. Kaba biraz yemek dökeyim de biraz soğusun. Gelin. Hadi gelin evlatlarım. Yiyin, yiyin. Hadi yiyin, hadi. Yiyin, yiyin. Allah hayrını versin ey adam. Bu işi müminlerin emirinden daha iyi başarıyorsun. Hayırlı bir şey söyle. Yarın gün doğunca müminlerin emirine git. Beni de orada bulacaksın. Sana bir pay verir inşallah.